Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına geldiniz Evet arkadaşlar biz ne yapıyoruz? 77 kampındayız ve derslerimizi anlatmaya devam ediyoruz. 28. videomuz çok önemli bir ders videosu bu. Sabit olanlar Bakın takip ettiğimiz kitabımız burada. Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet şimdi burada baktığımız zaman ne göreceğiz? Belki de yasalardan en önemlisi de olabilir. Çünkü çok fazla muhatap bulacaksınız. Kimyasal tepkime prost. AKB, kütle, bileşik formülü bulma, artan madde, sınırlayıcı madde, artansız tepkime, kütle oranı, basit formül, molekül formülü gibi kavramları burada anlatacağız sizlere. Bakın dersin sonunda da 16 nolu sorumuzu çözerek olayı anlamış mıyız, anlamamış mıyız bunu da görmek istiyoruz. Umarım sağlıklı, güzel, anlaşılır bir ders videosu olur arkadaşlar. Şimdi Kimyanın temel yasalarından olan ikincisi nedir? Sabit oranlar kanunu. Bakın bunu böyle yazalım. Evet arkadaşlar burada bir vatandaşımız var. Tabii bizim vatandaşımız değil. E ama hani öyle laf olsun diye söylüyoruz belki de. Nedir bu arkadaşlar? Proust dediğimiz bir adam ve bu da çok önemli bir bilim adamı. Proust tarafından biz bunu görüyoruz. Bu adam bunu bulmuş. Bize bu, arkadaşlar bize bunu ifade etmiş. Şimdi elementler geçen dersimizi hatırlarsanız zaten bu yasalar birbirine bağlantılıdır. Onu da söyleyelim. Elementler bir Kimyasal reaksiyon sonucunda ne yapıyorlar arkadaşlar hatırlayalım bileşikleri meydana getirirler. Daha önce de bahsetmiştik bileşik ve elementler saf maddelerdir. Şimdi elementlerin bu durumda ne oluyor? Kimlikleri değişiyor. Kimlikleri tabii ki değişir. Mesela burada bir tepkime var tepkime de suyu oluşturmuşuz. Suyu oluşturan elementlerimiz hidrojen ve oksijen görüyorsunuz ki. Şimdi hidrojen elementinin biz burada e, biliriz ki yanıcı bir madde olduğunu biliriz. Ama oksijen burada yakıcı olduğunu biliriz. Ama oluşan suyumuzun arkadaşlar biz ne olduğunu biliyoruz? Söndürücü olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bakın oluşan su bambaşka bir şey yani oluşan madde bambaşka bir şey. Yani bu iki maddenin de özelliğini taşımıyor. İşte arkadaşlar Böyle bir olayda aslında şunu söylemekte bir fayda var. Her bileşik aslında elementlerden meydana gelir ve her bileşikte atomlar arasında kütlesel bir oran da vardır. Yani kafalarına göre değil. Niye H2O'da H3O5 değil mesela değil mi? Burada bir oran var. Yani bu oran önemli bir oran. İşte bu kimyanın ikinci yasası olan e, sabit oranlar yasası aslında ne oldu bu arkadaşlar? Bu yasamız işte bu oran ile ilgilidir diye söyleyebiliriz. Şimdi bakın bunu söylemeden önce aslında bu orana tam geçmeden önce bizim bilmemiz gereken aslında biraz da öğrendiğimiz belki de dokun sınıftan beri gördüğünüz bazı kavramlarınız var. Bunu bir daha atlatalım burada. Elementlerin ağırlıkları. Şimdi atom altı parçacıklar deyince elementler atomlar yani biliyorsunuz ki neydi bu atom altı parçacıklar? Atom oluşturan maddeler. Protonlar diyorduk. Nötronlar diyorduk ve de arkadaşlar neydi? Elektrondur diye biz bunu söyleyebiliriz. Şimdi bunlar arkadaşlar Bunların kütleleri var tabii ki. Şimdi protonun kütlesini biz, nötronun e, kütlesini ve elektronun kütlesine baktığınız zaman protonun kütlesini biz bir AKB olarak değerlendiriyoruz. Şimdi AKB ne? Aslında bunu söyleyelim. Arkadaşlar bu AKB dediğimiz şey mesela şimdi uzunluk birimi söylerken işte ne diyelim işte İstanbul'dan Samsun'a gideceğinizi varsayalım. Yolu olarak biz ...kilometreyi seçeriz. İşte kaç kilometre? İşte 800 kilometre, 9 kilometre deriz gibi. Ama bu kalemin uzunluğunu söylerken... ...santimi ifade ederiz. Yani... ...birimler bizim kullanacağımız... ...ölçüme göre anlamlı hale gelmesi için... ...oluşturulan yapılardır. Dolayısıyla şimdi burada AKB dediğimiz bir şey var. Şimdi bunu biz nasıl ifade edelim? Atomlar çok küçük oldukları için... ...gram ifadesi atomların... E, ...yani e, kütlesini belirlemekte... ...biraz anlamsız hale gelebiliyor. Yani biz burada şey mi diyoruz? İşte buradan Tekirdağ'a gittiğimiz zaman... Ya kaç santimetre yolumuz var demiyoruz değil mi? Kaç kilometre yolumuz var diyoruz. Dolayısıyla şimdi burada arkadaşlar e, burada bir AKB demek 1 bölü bir tane sayınız var. Bu sayıyı da göreceksiniz. Bu konu içinde yani ünitenin o mol kavramında var. Ama şimdi söyleyelim. 1 bölü 6.02 çarpı 10 üzeri 23 değeridir. Yani bakın bu değer çok büyük bir değer aslında. Yani 1 AKB demek 1 bölü 6.02 çarpı 10 üzeri 23 gramdır diye biz bunu söyleyebiliyoruz. Peki şimdi o zaman şimdi AKB denemek yani gramla ifade edemeyeceğimize göre işte bir AKB kabul etmişiz. Nötron da bir AKB arkadaşlar. Şimdi e, elektronun kütlesi ise 1 bölü 1840 AKB ama zaten AKB küçük bir değer. O yüzden biz buna yaklaşık olarak sıfır kabul ediyoruz. He, o zaman şimdi biz bir elementin soluna sağına bazı sayılar yazardık. Hatırlarsanız mesela buraya yazdığımız sayı elektron sayısıydı. Buraya yazdığımız sayı proton sayısıydı. Buraya yazdığımız sayı da kütle numarasıydı ve şu oraya da yazdığımız sayı da nötron sayısıydı. O zaman şimdi elementin kütle no'sunu ifade eden nedir diye bakarsak protonla nötronun toplamı arkadaşlar bizim kütlesi. Ha, nötronun ağırlığı biraz daha fazla olmasına rağmen protona göre biz yaklaşık olarak eşit kabul ederiz. Şimdi bakın ben burada parantez içerisinde vermişim. Bunları tabi ezberlemek zorunda değilsiniz. İşte hidrojen 1 akb kütlesi. İşte kükürt 32 akb. Yani neden öyle geliyor? Çünkü hidrojenin bir tane protonu var. Nötronu yok. Kütlesi 1 oluyor. Mesela kükürtün 16 protonu var. 16 nötronu var. Toplamda 32 akb geliyor. Yani bir tane kükürt atomu 32 akb. Bir tane hidrojen atomu 1 akb. Mesela e, işte e, demir demiş 56. 26 protonu var. 30 nötronu var. 26 artı 30'dan 56 akabe. Bunları ezberlemek zorunda değilsiniz. Ee, bazılarını zaten kullana kullana öğreniyorsunuz ama zaten sorularda gerekirse size ne yapıyorlar? Veriyorlar arkadaşlar. Şimdi bir uygulama yapalım bakalım alüminyum sülfür bileşiğindeki kütlece birleşme oranını hesaplamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar burada olayımız ne? İki tane alüminyum var, üç tane kükürt var görüyorsunuz ki bunların ağırlıklarını size burada vermişiz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Çok basit. Ne var? Ee, ne istiyor? Bakın alüminyum bölü kükürt oranını istiyor. Yani alüminyumun oranı bölü kükürtün oranı ne olmuş oluyor? O zaman bu durumda kaç tane alüminyum var? İki tane. İki çarpı alüminyumun atom ağırlığı 27. 3 çarpı kükürtün atom ağırlığı 32. O zaman bakın kütlece birleşme oranını böyle hesaplayabiliriz demek ki. Değil mi? Çok basit. Yani kaç tane varsa onu bu şekilde çarpıyoruz. Bakın burası 9 gelir. Burası 16 gelir. 9 bölü 16. Bakın demek ki bu şu demek aslında. Her 9 gram alüminyuma karşılık 16 gram kükürt birleşerek bileşiği meydana getiriyorlar. Böyle bir hesaplama yapıyoruz. Yani çok basit görüyorsunuz ki. Şimdi bunu biz değerlendirelim. Başka bir uygulamamız var. Bunu inceleyelim. Şimdi diyor ki Su bileşiğinde kütlece birleşme oranı kaçtır? Önce bu sonra B'sinde de ne kadar element gerekiyor diye sormuş. Şimdi öncelikle kütlece birleşme oranını hesaplayalım. Şimdi suyu düşündüğünüz zaman bakın burada yalnız yazarken şöyle yazmışım. H2 ve O2 bunu kafanıza takılmasın. Böyle de yazılabilir. Hidrojen böyle oksijen şeklinde de yazılabilir ama şimdi böyle yazılırsa da şaşırmayın. Çünkü hidrojen ve oksijen ametal oldukları için bunlar moleküler elementlerdir. Yani H2'yi doğada böyle değil de böyle görüyoruz. O yüzden böyle yazıyor. Yoksa bu H2 ve O2'nin yazılması burada kafanızı karıştırmasın tamam mı? Olay ne? Şimdi bileşikte ne var? İki hidrojen bir oksijen. Hidrojenin kütlesinin Böyle yazayım isterseniz kafanız karışmasın diye. Hani böyle de yazabilirdim. Böyle de yazabilirim. Fark etmez. Kaç tane hidrojen atomu var? iki tane. iki çarpı kaç tane hidrojen var? Bir. Yani hidrojen atomu ağırlığı neymiş? Birmiş. Evet. Bir AKB. E peki oksijen kaç tane? Bir tane. O zaman bir çarpı ne yapıyoruz? 16. İşte olay bu. Demek ki 2 bölü 16 yani 1 bölü 8 oranını ben ne yaptım? Buldum. O zaman burada şöyle bir şey var aslında her bir gram hidrojenle karşılık 8 gram da oksijen kullanılmış oluyorum. Şimdi bakın B şıkkı da aslında bununla alakalı. Şimdi ben tepkime yazayım. Hidrojenle oksijen tepkimeye girerek H2'yi oluştururken tabii kimyanın doğruları açısından 2 hidrojen. Bakın H2 olarak yazdım. Hani yani kimyanın doğru açısından bunu yazıyorum. Aslında işlemimize bir katkısı yok. Ama hidrojen böyle yazılır. Oksijen böyle yazılır. İlerleyen konularda da bunu görelim. Çünkü bazen bize gerekecek mol kavramında özellikle. E şimdi buraya ben 1 bölü 2 koyayım ki 1 bölü 2 çarpı 2'den bir tane oksijen gelsin. Hani bu sadece kimyan doğrular açısından yazıyoruz bunu biz. Şimdi bu ne demek? Bakın şu demek. Diyor ki her 1 gram hidrojene karşılık yani 1 gram hidrojen harcarsam arkadaşlar eksi koyuyorum harcadığımı gösteriyorum. 1 gram hidrojen harcadığımda 8 gram da oksijen harcamış olurum ki sonuç olarak ne kadar harcamışım? 1 artı 8'den 9 gram harcamış. O zaman demek ki 9 gramda biz burada su oluşturabiliyorum. Demek ki 9 gram suyun 1 gramı hidrojendir, 8 gramı da oksijendir. Yani her 9 gram su içişimizde demek ki aslında 1 gram hidrojen alıyoruz, bünyemize 8 gram da oksijen alıyoruz. Bunu da anlamış olduk. Peki diyor ki 54 gramdı bu. E şimdi arkadaşlar, e suyun formülü belli. 54 gramsa bu oran değişmez gene. O zaman kaç kat artmış bakın? 6 katlık bir artış var. O zaman demek ki 54 gram su için ne yapmamız gerekiyor. Yani o zaman 6 gram çünkü 6 katı birin 6 katı 6 gram hidrojen kullanmam gerekiyor. 8 kere 6'dan da 48 gram da oksijen kullanmam gerekiyor. Demek ki eğer 6 gram hidrojen 48 gram oksijen alırsam 54 gram su oluştururum. İşte biraz fazla alırsam artan maddelerde olabilir. Bakın artan maddeleri de biz burada birazdan farklı farklı sorularla göreceğiz. Mantınandık mı olayın? Bence anladık. Şimdi arkadaşlar e, biz ne yapalım? Biz burada farklı sorular çözmeye çalışalım. Elimde ne var? E, bakalım bir e, şekiller var görüyorsunuz ki bu maddelerin kaç tanesi sabit oranlar yasasına uygundur. Şimdi sabit oranlar yasası deyince mesela şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi elinde 100 gram e, su var diyelim. Sen buna 5 gram tuz atarsan ne olur? Tuzlu su karışımı olur. Şimdi 100 gramın içine sen 20 gram tuz atarsan gene tuzlu su karışımıdır değil mi? Tabi daha derişimi fazladır ama sonuçta bu da tuzlu su karışımı bu da tuzlu su karışımı. Arkadaşlar sabit oranlar yasasına e, biz uygun diyebilmemiz için bu bileşikler için uygundur. Yani bileşik olması lazım elimizdeki maddenin. Şimdi hava bir karışım. Homojen bir karışım. İçerisinde azot var, oksijen var. Bu ona uymaz. Su evet H2O bir bileşik. Bu uyar. Petrol bir karışım uymaz. İçerisinde mazot var, işte karosan var, işte baktığım zaman benzin var, gaz yağı var falan filan. LPG var gibi değil mi? Daha önce anlatmıştık. Ekmek de bir karışım arkadaşlar. Bu da uymaz. Ama pas, arkadaşlar pas bir bileşik F2O3 bileşiği. Dolayısıyla bu da uyar, bu da uyar. Pas deyince bunu düşünebilirsiniz. O zaman burada iki tane katbolan enerjisine uyan, hayır sabit uyan e, maddemiz var diyebiliriz. Evet şimdi gelelim sayısal sorularımıza. Şimdi diyor ki eşit kütlede aldığımızda falan. Şimdi eşit kütlede demir oksijen alıyoruz ve tam verimi tepkimeye gerçekleştiriyoruz. Ne oluşturuyoruz bakın? fe Şimdi bakın böyle bileşik oluştuğu zaman acaba kütlesel bileşimimiz ne? Öncelikle bunu anlamamız lazım ki bakın elementlerin bize ağırlıklarını vermiş. Eğer kütlece bileşim oranını vermemişse elementlerin ağırlıklarını vermiş. Elementlerin ağırlığını vermemişse zaten kütlece bileşim oranını bulabileceğimiz bir ifade mutlaka vardır arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapacağız? F2O3'ü değerlendirmeye çalışalım. Nedir arkadaşlar olayımız? M demir bölü M oksijen diye yazalım. Şimdi kaç tane demir var? 2 tane. 2 çarpı 56 yazıyorum. E, çünkü 56 demirin ağırlığı. 3 çarpı 16 yazıyorum. Bak şuraya 2 yazsaydım da arkadaşlar kafanız karışmasın. Önemli değil. ha yani böyle de yazılabilir, böyle yazılmayabilir. Element oksijen hani doğada O2 şeklinde bulunduğu için böyle yazılabilir. Bu bizim işlemimizi kolay yani sıkıntıya sokmayan bir durum. Ama böyle yazarsanız kafanız karışmasın. Neyse böyle yazalım hadi. Ne oluyor bu durumda? Yani işlemimizi hiçbir şekilde değiştirmiyor zaten. E ne olur arkadaşlar? 8'e bölersek 7, 8'e bölersek 2. Ee, bak ne oldu? 2'ler gitti. 7 bölü 3. Evet. Bak bu şu demek. Tepkime yazalım. Yani demirle oksijen tepkimeye girdiğinde F2O3 oluşurken kimyan doğrular açısından bak O2 yazdım görüyorsunuz ki. Ama yazmaya da bilirdim. İki tane demir e, şuraya da ne koyayım? 3 bölü 2 koyayım. Hani 3 bölü 2 çarpı 2'den 3 oksijen olsun. Bunu böyle yazıyorum ama şöyle de yazsanız dedim ya hani şöyle yazsanız Hiçbir şey olmaz yani böyle hani olmaz derken yanlış bir gösterim ama işleminizi e, sıkıntıya sokmayacak. Ben şimdi bir e, kimyacı olarak doğru yazmak zorundayım tamam mı arkadaşlar? Şimdi bakalım ne diyor şimdi eşit kütlede alacağız ve burada 60 gram bileşik oluyor. Şimdi bakın şimdi bak olay ne 7 gram e şimdi isterseniz şöyle bakalım başlangıç tepkime sonuç böyle eşit kütle dediğinizde hep ee, eşit kütlede en çok olandan alalım. Tamam En çok olandan alalım ilk başta. Yani 7 bölü 3 şey oranımız 7 daha büyük olduğu için 3'ten. O zaman 7 gram demirden alırsam başlangıçta 7 gram da oksijen alırım. Hani olayı yorumluyorum şu anda. Daha F2O3 yoktur. O zaman ne oluyor bak arkadaşlar? 7 gram demirden giderse 3 gram da oksijenden gider ve sonuç olarak da 7 gram oksijen 7, 7 gram demirin harcadık. 3 gram oksijen harcadık. Toplamda 10 gramlık bir bileşik oluştu. O zaman F'den hiç kalmaz. 4 gram oksijen arttı ve 10 gramda Fe2O3 oluştu. Evet arkadaşlar bakın, eğer 10 gram bileşik oluşturmak istiyorsam olay bu. Ama ben ne istiyorum? 60 gram istiyorum. Demek ki bunların 6'şar katını almamız lazım. Yani buraya bir kere daha yazarsam bunu böyle açık açık yazıyorum ama arkadaşlar F2O3'ü böyle yazalım. Demek ki başlangıç tepkime sonuç başlangıçta demek ki 6'şar katı yani 42 gram almam gerekiyor bunlardan. Daha bundan yoktur. E bundan arkadaşlar 42 gram gittiğinde bakın 7 bölü 3 eşittir. 42 bölü ne olur? 18 olur. Demek ki buradan da 18 gram gitmeli. O zaman ne oluşur? Bakın 60 gram oluşur. Çünkü ne kadar harcadıysam o kadar oluşması gerekiyor. Demirden hiç kalmaz. Ve 42 12'den de 24 gramlık oksijen arttı diyebiliriz. Ve 60 gram da oluştu diyebiliriz. Evet o zaman ne diyoruz arkadaşlar? Cevap bursa diyoruz. 60 gramdan e, e, oluşurken 24 gram oksijenden ne olması lazım? Artması gerekiyor. Evet böyle bunu söyleyebiliriz. Bilirim. Şimdi x2e3 bileşinin kütlece bileşmenin 7 bölü 3 ise. Aşağıdakiler hangisinin kütlece bileşme oranı 21 bölü 8'dir diye sormuş. Şimdi bakın her bileşiğin kendine ait bir oranı vardır. Şimdi x 2 y 3. x ve y iki tane bileşik oluşturabilir. Problem değil. Hatta farklı bileşikler birden fazla 2, 3, 4 de olabilir. Fark etmiyor yani baktığınız zaman. Sonuç olarak baktığınız zaman her bileşiğin oranı birbirinden farklı. Çünkü atomların sayıları ve cinsleri farklı olabiliyor görüyorsunuz ki. Dolayısıyla şimdi bakın x 2 y 3 x 2ye 3'e baktığınız zaman nasıl yazarsınız burada arkadaşlar? mx bölü my yani x'in kütlesini y'nin kütlesine oranı nasıl yazarsınız? 2 çarpı x'in atom ağırlığı bölü 3 çarpı y'nin atom ağırlığı yazmaz mısınız? Bu da kaçmış? 7 bölü 3'müş. O zaman şimdi bakın. E, şimdi 2x 7 ise x'in atom ağırlığına ben 3.5 buçuk diye dersem yani 3.5k dersem 3.5k gibi dersem 3y de 3 ise y'nin atom ağırlığı da k olmuş oluyor. Yani 3y 3 Y, 2, e, e, X, 7 ise böyle bir. Bu ne ama arkadaşlar? Atom ağırlıkları oranı. Atom ağırlıkları oranını biz böyle ifade edeceğiz. 3,5'a bir oranı var yani. 3,5K'ya K, K oranı olduğuna göre böyle düşünebilirsiniz. Şimdi ben ne diyorum? 21 bölü 8 oranını istiyorum. Şimdi ben bileşiği bilmiyorum. X, A, Y, B dersem. Şimdi X, A, Y, B'ye baktığınız zaman arkadaşlar ne göreceğim? E, tabii ki 21 bölü 8 oranımız varmış. Arkadaşlar neymiş olayımız A çarpı X'in atom ağırlığı B çarpı Y'in atom ağırlığı yazmaz mıyım normalde değil mi? Böyle yazardım peki bak atom ağırlıklarını ben biliyorum yani X bölü Y'nin atom ağırlıklarını ben burada biliyorum O zaman ne diyebiliriz 21 bölü 8 eşittir art X gördüğüm yere 3.5 yazabilirim ee, Y gördüğüm yere de 1 yazabilirim o zaman bakın şimdi ne olur buradan 3.5 ile 21'i sadeleştirebilirim 3,5 21'in arkadaşlar 6'da 1'i. O zaman buraya 1 dersem burası 6 oluyor. Bak ne oldu? İşte 6 bölü 8. Salleştirsem e, 2'ye e, pardon 3'e 4. 2'ye böldüm. Bakın ne oldu? A bölü B eşittir. 3 bölü 4. O zaman bileşiğimiz yerine koyarsam X 3 Y 4 olacaktır. Cevap da burada C şıkkı olur. Evet. Devam edelim bence. Güzel sorular. Elimde K3A bileşiği var. Bunun yüzdesini vermişim bu sefer. Yüzde 30'u K olarak vermişim. Buna göre demişiz ki arkadaşlar işte 6 gram K ile 35 gram A'nın tam verim tepkimesinden bak dikkat edersen bileşik değişti. Evet bak kolaydan zora doğru gidiyorum sorularda arkadaşlar özellikle. K3A'dan KA2'ye dönüştüm. Buna göre ne olur diye sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar yüzde 30'u K ise yani şimdi bakın K3A bileşiğinin 100 gram olduğunu düşünürsek o zaman demek ki 30 gramı A'dır. Değil mi? O zaman 70 gramı da nedir arkadaşlar? B'dir. O zaman e, 30 gram A'dır. E, 70 gramı da K'dır. K3A diyoruz. Değil mi? Böyle bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi e, K'nın kütlesinin, A'nın kütlesinin oranı nedir arkadaşlar baktığımız zaman? 70 bölü 30 diye yazabilirim. Bu da ne kadar? Kaç tane K var? E, yanlış olması. A, pardon arkadaşlar yanlış oldu. Şurada yanlışlık yaptım. %30'u K olduğunu söylemiş. Yani şöyle 30 gramı K'ymış. 70 gramı da bu durumda A'ymış. O zaman e, şuraya 30 bölü 70 yazacağım. Tamam şöyle yazalım. Peki nasıl yazarız normalde bilmeseydik? 3 çarpı K'nın atom ağırlığı 1 çarpı A'nın atom ağırlığı der miydik? O zaman 3K 30'sa hatta sıfırlarla gitsin buradan. 3K 3 ise K'nın atom ağırlığına biz 1 dersek A da bakın e, A eşittir işte 7. A'nın atom da 7 diyebiliriz. Bak bunlar ne? Bunlar atom ağırlıkları oranı. Evet atom ağırlıkları oranını biz bunu söyleyebiliriz. Neden bunu buldum? Çünkü başka bir bileşiği geçiyorum ve bu bileşiği bulurken K'nın ve A'nın atom ağırlıklarına ihtiyacım var. Sen şimdi K, 2 yazarken nasıl yazarsan kütleci birleşme oranı? e, K'nın kütlesi bölü A'nın kütlesi yazdığın zaman 1 çarpı K bölü 2 çarpı A yazmayacak mısın? Tabii öyle yazarsın. Peki 1 çarpı K'nın atom ağırlığı 2 çarpı A'nın atom ağırlığı. 1 çarpı K'nın atom ağırlığı 1, 2 çarpı A'nın atom ağırlığı 7. Bak ne kaldı? 1 bölü 14 kaldı. Şimdi arkadaşlar bak ben ne istiyorum ama 6 gram K ile 35 gram A'dan. Şimdi bak şöyle K ile A'nın tepkimesinden K A2 oluşurken değil mi? Başlangıç tepkime sonuç. Şimdi diyorum ki ben 6 gram K alıyorum şu an başlangıçta 35 gram da A alıyormuşum. Bundan daha yok. Şimdi oranımız ne? 1 bölü 14. 1 bölü 14 aslında ne demektir aslında baktığınız zaman? Ee, arkadaşlar 6 bölü aynı zamanda 84 demektir veya e, 35 bölü bak 2,5 katı olunca değil mi? Bu da 2,5 oluyor. Yani 2,5 bölü 35 ya da 6 bölü 84 de olabilir. 1 bölü 14 aynı şey aslında bakarsınız. Şimdi hangisini almam gerekir? 6 bölü 84 alırsam bundan 6 gram giderse bundan 84 gram gidemez. Çünkü elimde 35 gram madde var. Yani sınırlayıcı A oluyor. O zaman demek ki şu oranı kullanmam lazım. 35 bölü e, e, 2.5 bölü 35'i kullanmam lazım. O zaman A'dan 35 gittiğinde e, K'dan da oranın değişmemesi için 2.5 gram gider. Sonuç olarak buranın hiç kalmaz. Tam verim tepkime de. Bakın tam verim tepkime demişiz. Burada 3.5 gram K Artar arkadaşlar ne kadar oluşur e, baktığımız zaman ne kadar harcadım 2,5 artı 3,5'tan 37,5 gramlık bir e, madde arkadaşlar oluştu diye söyleyebiliriz. Demek ki e, 37,5 gram madde oluşturduk ne harcadık işte 35 gram A'dan 2,5 gram K'dan ama hangi madden kaç gram arttı 3,5 gram K'dan arttı ve 37,5 gram da madde oluştu anlaşıldı mı? Bence anladık. Ama bir daha bence izleyin. Çünkü burada ben bir karışıklık yaptım yanlışlıkla. K ile A'yı karıştırdım. Sonra çevirdim. Bir daha bir izlerseniz bir de kendiniz bir çözerseniz bence olayı anlayacağınızı düşünüyorum. Hadi bakalım. Devam ediyorum arkadaşlar sorularıma. Soru 13. 20 gram A ile 12 gram B'nin tepkimesine Şimdi bakın yap yazalım tepkimeyi. A ile B'den ben ne oluşturmak istiyorum? Ee, A2 b 3 oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi sizin kitabınızda da boşluklar var. O boşlukları da özellikle bu kitapta uzun uzun tuttum. Hani iyice işlem yapabilin diye. Onu istiyorum arkadaşlar. Şimdi başlangıç tepkime sonuç. Mutlaka benle beraber yazmanız lazım. 20 gram A varsa burada 12 gram da B var. Daha A2B3 yoktur başlangıçta. Sonuç olarak ne olmuş? 18 gram arkadaşlar A2B3 oluşmuş. Pekala. Bunu böyle görebiliyoruz. Peki şimdi bu tam verimi tepkime ise şimdi A'dan veya B'den ya da ikisinden bitmesi gerekiyor. Şimdi ama ne kadar harcarsak o kadar oluşacak. A'dan 20 gram giderse ama çok fazla oluşması gerekiyor çünkü B'den de harcanacak. Yani 20'nin üzerinde bir şey olması lazımdı. Demek ki burada 12 gram harcamışız. Buradan da bu durumda 18'e gelmek için ee, demek ki 6 gram harcamışız. Çünkü 6 buradan 12 buradan 18'in oluşabilmesi için B'den hiç kalmıyor ve 14 gram A da arttı. Bunu böyle yazabiliyoruz. Pekala şimdi incelersek sınırlayıcı madde A'dır. Hayır, sınırlayıcı madde biten madde B'dir. Elementlerin kütlece birleşme oranı. Bakın ben burada hani elementin atom ağırlığını bilmiyorum ama tepkime bana, bana zaten bunu söylüyor. 6 gram A harcarsam 12 gram B harcarım. Yani her 6 gram A'ya karşılık 12 gram B ise yani o zaman 1 bölü 2 olacaktır. O zaman kütlece birleşme oranı 1 bölü 2. Peki atom ağırlıkları oranını bulabilir miyim? Bence bulabilirim. Neden? Ben nasıl yazardım normalde A2 B3'ü? Şöyle yazardım. A'nın kütlesinin B'nin kütlesinin oranı eşittir derdim. 2 çarpı A'nın atom ağırlığı 3 çarpı B yazmaz mıydım? Bu da nedir arkadaşlar? Bu da zaten 1 bölü 2'ymiş. Zaten burada ben tepkim eden bunu bulmuş oldum. Dolayısıyla arkadaşlar işte bunu bu tarafa atarsak e, ya da şöyle yapalım. 2'yi buraya atalım, 3'ü buraya atalım. A'nın atom ağırlığını B'nin atom ağırlığı oranı 3 bölü 4 olmuş oluyor. Ama ben ne vermişim? 4 bölü 3 vermişim. Hayır hatalı. Biz zaten yanlış sormuşuz. Şu, yo, sormuşuz. Cevap da burada Edirne olacaktır. Evet devam edelim bakalım. Bak güzel sorular bunlar hep. X ve Y elementlerin tam verim tepkimesinden X2, Y3 bileşi oluşuyormuş. Bu grafikte yukarıda verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuşuz. Şimdi bakın burada X'in kütlesine karşılık X2, X2, Y3. Şimdi ben bu tepkimeyi yazmaya çalışalım. Ee, X ve Y'den X2, Y3 oluşuyordur. Şimdi X'ten ne kadar var? Bakın X'in kütlesi zaten 50 gram değil mi? 50 gram X'ten var başlangıçta. Tepkime ve sonuç yazdığım zaman Y'den daha yoktur. Ee, pardon özür dilerim. Y'den de var. Ee, X2, Y3'ten daha yoktur. Şuraya şunu şöyle karalayalım. Yani buraya yazacağız bir şey. Şimdi sonuç olarak baktığımız zaman X 2'ye 3'ten ne kadar oluşmuş bakın. 90 gram oluşmuş değil mi? 90 gramlık bir oluşum var. Peki 90 gramlık oluşurken tabii ki X'ten ve Y'den azalması gerekir. Öyle değil mi? Şimdi Y'nin kütlesini bilmiyorum şu anda ne kadar harcandığını ama. Şimdi bu 90 gramın oluşabilmesi için X'ten görüyorsunuz ki 20 gramlık bir harcama. Yani X'ten 20 gramı harcandığında değişimine göre 90 gram oluşmuş. Demek ki X'ten 20 gramlık bir azalma var. E, e demek ki e, 30 gram X arttı diye bunu söyleyebiliriz. E bu böyle artıyorsa e, tepkimin devam etmesi gerekirdi aslında. Niye 90'da kalmış? Ha demek ki Y sınırlayıcı bir maddedir. O zaman demek ki Y'den de 20 gram X'ten harcamışız. 90 gram bileşik oluşabildiğine göre demek ki ne kadar harcamışım toplamı? 90 gram. Demek ki Y'den de 70 gramlık harcama olması lazım ve Y'nin tamam bitmiş olması gerekiyor. Çünkü tepkime devam edemiyor. O zaman demek ki 70 gram Y almışım başlangıçta arkadaşlar. Y'nin tamam bitmiş. X'ten olmasına rağmen tepkime sadece 90 gram oluşabilmiş. Olay bu. Peki X'in kütleci yüzde 60 artmıştır. E şimdi 50 çarpı 60 bölü 100 yaparsak, bakın ne oluyor buradan? 30 kalıyor. Demek ki X'ten 30 gram arttı. Yani kütlece yüzde 60 arttı. O yüzden bu doğru. Başlangıçta ne aldık? 50 gram X'ten aldık. 70 gram da Y'den aldık. Toplam 50 artı 70'ten demek ki 140 gramlık bir karışım var. Doğru. Zaten son durumda da baktığınız zaman e, arkadaşlar e, aynısına gelmemiz gerekir değil mi bak özür dilerim 140 olur mu 50 artı 70'ten yanlış oldu ya nasıl topladık Allah 50 artı 70'ten 120 olması lazım zaten son durumda 50 artmış 90da oluşmuş 120 Evet yani 140 değil 120 olması lazım Arkadaşlar bu e, yanlış oluyor devam edelim yayın atom kütlesi 56 mıdır acaba bakalım şimdi e, ee, arkadaşlar baktığınız zaman ben şimdi x2 y 3'ün nasıl yazardım normalde? mx bölü m'ye yazdığım zaman şöyle yazardım. 2 çarpı x'in atom ağırlığı 3 çarpı y'nin atom ağırlığı yazardım değil mi? Bu ne kadarmış? Bu oranımız zaten şurada belli. 20 bölü 70 değil mi? Görüyorsunuz 20 bölü 70 olarak görüyorsunuz. Hani 20 gram x'den 70 gram y'den harcıyoruz. Bakın sıfırlar gidiyor görüyorsunuz ki. Şimdi burada x'in atom ağırlığını vermiş zaten. Yani 2 çarpı şuraya yazarsam nereye yazayım? Şuraya yazayım. 2 çarpı 27 bölü evet 3 çarpı y yazarsam bu da 2 bölü 7 imiş. Bak 2'ler gitti. Ee, şurada hatta 1'e e, görüyorsunuz ki 9 e, pardon 1'e 9 kalıyor. Görüyorsunuz ki şu 7 kalıyor. Evet y ne kalır arkadaşlar? y buradan 7 kere 9'dan 63. Ama bize ne demiş? Bize demiş ki arkadaşlar 56. Hayır olmaz. Bu da yanlış. O zaman hangisi doğru? Cevap burada yalnız 1 olacak arkadaşlar. Bunu da burada halletmiş olduk. Hadi bakalım devam edelim şimdi. K ve A elementlerinden meydana gelen bir bileşiğin %40'ı A'ya aitmiş. Yani şöyle bir şey var. Elinde bileşik var. Ben bu bileşin neyin istiyorum? Basit formülünü istiyorum. Şimdi ne? K e, ve A. KX Y olsun tamam mı? Böyle yazdığımızı düşünelim. Bunun %40'ı A ise yani %40'ı 40 gramı A ise arkadaşlar, demek ki 60 gramı da B e, e, K'dır diyebilir miyiz? Yani pardon %40 K ise e, 60 gramı da A'dır diyebiliriz. Bunu böyle yazdık. Pekala şimdi yani kütlece birleşme oranımız biz biliyoruz artık değil mi? Ne kadar? İşte e, K'nın kütlesinin A'nın kütlesinin oranı eşittir. 40'a 60 görüyorsunuz. Peki bunu böyle yazdıktan sonra biz, de, biz de ne yazabiliriz? Aynı şekilde şunu yazabiliriz. X çarpı K'nın atom kütlesi, Y çarpı A'nın atom kütlesi yazabiliriz. Şimdi ben ne istiyorum? Ben formülü istiyorsam yani X'i ve Y'yi istiyorum aslında. Yani şunu bulmam lazım. Bunu bulmak için K'nın ve A'nın atom kütlelerini bilmem lazım. Şimdi bileşiğin kütlesini bilmemin bana bir faydası yok ki. Bileşim kütlesini bilirsem eğer neyi bulabilirim? İşte K'nın ve A'nın toplam kütlelerini bulabilirim. Ama gene hani atom kütlelerini bulmadığım için gene ben burada bir yanlış yapacağım ya da istediğim gibi olmayacak. Şimdi K ve A'nın işte bağıl kütleleri. Evet. Şu oranı bilirsem K bölü A'yı bilirsem zaten şu kütlesel şunu biliyorum zaten. Bakın 40 bölü 60. E şunu da bilirsem K bölü A'yı da bilirsem X ve Y oradan çıkacaktır. Peki K ve A'dan oluşan başka bileşik ile beraber formülle beraber mesela diyelim ki bileşik K 2 A olsun. Bu bileşikle beraber kütlece birleşme oranını da biliyorum. Mesela kütlece birleşme oranında ne olsun? M K m a eşittir 1 bölü 2 olsun. E bunu biliyorsam o zaman zaten 1 bölü 2 eşittir deyip e, 2 çarpı k 1 çarpı a derdik. O zaman buradan k bölü a'nın kütlesel yani atom kütleler oranını bilebileceğime göre bu bildiğimi buraya uyarlardım. Dolayısıyla x ve y'yi de çekebilirim. Demek ki burada 2 ve 3'ün bilebileceğimizi söyleyebiliriz. Arkadaşlar şimdi dersin başında Atladığımız bir soru vardı hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ben o soruyu şuradan e, seçiyorum. Evet bakalım 16 oldu sorumuz. Şimdi bunu da yaparak olayı iyice anlayıp anlamadığımızı görelim. Elimde X2Y bileşenin oluşum tablosu var. X'e bağlı görüyorsunuz ki. Şimdi güzel bir soru. Bak X2Y'den ne istiyor bize? XY2 istiyor. Hadi bakalım bir durdurun kendiniz bir çözmeye çalışın. Bakalım çözebiliyor musunuz? Evet. Şimdi başlıyorum ben anlatmaya arkadaşlar. İnşallah ee, inşallah bulmuşsunuzdur. Şimdi bakalım. X ve X2'ye. 2 Şimdi ben şuraya yazalım. X ve Y'den ne oluşturuyorum? X2'ye 2 oluşturuyorsam bak ne görüyordum? Başlangıç tepkime sonuç. X'ten ne kadar almışım? X'ten 20 gram almışım görüyorsunuz ki. Y'den belli miktar almışım. Onu vermemiş. X2 Y'den daha yok başlangıçta biliyorsunuz. Peki son durumda X'ten şöyle bakalım aslında. X'ten 12 gram harcadığımda Y'den e, görüyorsunuz görüyorsun 17 gramlık bir oluşum var. Demek ki e, burada bunu söylediğimize göre arkadaşlar tabi burada azalma var. Buradan da bir azalma var. Ama X'ten ne kadar azalmış? 12 gramlık yani X'in 12 gramlık kütlesine karşılık böyle bir değişim var. O zaman X'ten 12 gram azalıyorsa demek ki 8 gram X'ten arttığını söyleyebiliriz. Peki 17 grama gelebilmek için demek ki Y'den de 5 gramlık bir e, almışız başlangıçta. Demek ki X'ten arttığına göre Y'den hiç kalmaması gerekiyor ki bileşik oluşmaya devam etmiyor. O zaman demek ki bizim kütlece birleşme oranımız neymiş? 12 bölü 5. Bu hangi bileşik için? X2 Y bileşiğin. Demek ki X2 Y bileşiğinde kütlece birleşme oranı MX bölü MY kaçmış arkadaşlar? E, 12 bölü 5. Peki ben normalde yazsam nasıl yazardım? 2 çarpı x'in atom ağırlığı 1 çarpı y'nin atom ağırlığı yazacaktım ya. Ya demek ki 2x 12 ise x'in atom ağırlığı burada 6'dır. Y de burada 5 oluyor. Bakın bunlar ne? Bunlar atom ağırlıkları oranı. Ben bunu niye buldum? Çünkü arkadaşlar başka bir bileşik T kullanmak için buldum. Şimdi diğer birleşiğimiz ne? xy 2. Şimdi X'ye 2'deki oranı bulmak için ne yapacağız? MX bölü MY eşittir diyeceğim değil mi? 1 çarpı X, 2 çarpı Y diyeceğim mi? Evet doğru. Peki ne kadar X var? X'in atom ağırlığı 6. 1 çarpı 6, 2 çarpı 5'ten. 6 bölü 5. Hatta buradan sadeleşebiliriz. Bak 3 bölü 5. Demek ki biz aslında şu. Bu bileşiği oluştururken kütlece birleşme oranımız bu bileşik MX bölü MY'yi oluştururken kütlece birleşme oranımız 3 bölü 5. Ben ne istiyorum şimdi? 15 er gram istiyorum. Arkadaşlar şimdi bak devam edelim. Şurayı yazmaya çalışalım. X ile Y xy 2 oluştururken başlangıç. ...tepkime sonuç. 15 gram bundan alıyorum... ...15 gram bundan alıyorum daha bundan yok değil mi? Ama 3 bölü 5 oranımız. Şimdi eğer e, şöyle bir şey var... E, ...bunu 15 alırsam... ...yani bunun 15 gram giderse y'den... E, ...oranın değişmemesi için... X'ten ne kadar gitmesi lazım? Bakın 15'e 3 kat oluyor, demek ki bundan da 9 gram gitmesi gerekiyor. Yani mesela bunu 15 alırsam 25 gram almam gerekiyor, çünkü 5 katı 5'in 25. Dolayısıyla arkadaşlar bu olmaz. Şimdi demek ki Y'den hiç kalmaz. İşte 6 gram X arttı ve ne oluştu? 24 gram bileşik oluştu. Demek ki 24 gram bileşik oluşturabiliyoruz. Bu durumda 6 gram da X'in artıyor. O zaman cevap burada ne olur? C şıkkı olmuş olur. İnşallah anladık arkadaşlar. Bence güzel sorular çözdük. Ee, size tabii ki kitaptaki sorular da ödevdir mutlaka bunları yapıyorsunuz. Bir yasamız daha var. Devam edeceğim. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.